Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Amerika'da devlet dairelerinin kısmen kapanmasına ve memurların ücretsiz izne çıkarılmasına neden olan kriz 9. gününde. Bir yanda Başkan Obama ve Demokratlar, diğer yanda Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ellerinde bulunduran Cumhuriyetçiler var ve taraflar henüz uzlaşabilmiş değil. Bu çekişmenin Amerika'yı iflasa sürüklemesinden kaygı duyuluyor. Zira devletin kısmen kapalı olması bir yana, 17 Ekim'e kadar bütçe tavanının yükseltilmesi konusunda da bir anlaşma çıkmazsa Amerika borçlarını ödeyemez hale gelebilir. Bu durumda da hem ülke içinde hem de dışında büyük sorunlar gelebilir. Bu yüzden Washington'daki gelişmeler kaygıyla izleniyor. Amerika'nın Sesi muhabiri Zlatika Hawk'un haberi. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı John Boehner, eğer Başkan Barack Obama kamu harcamalarında uzlaşmayı reddederse Amerika'nın tarihinde ilk kez iflas etmesine göz yumacağı sinyali verdi. Amerika'nın borçlarını ödeyebilmesi için Kongre'nin 17 Ekim'e kadar borç tavanını yükseltmesi gerekiyor. Demokrat Başkan Obama, Cumhuriyetçilerle konuyu görüşmeye hazır olduğunu ancak bunu tehdit altında yapmayacağını söylüyor. Ekonomiye ve orta sınıf ailelere daha da zarar verecek bir tehdit altında görüşme masasına oturmayacağız. Cumhuriyetçiler istediklerinin %100'ünü alıncaya kadar hükümetin kapalı kalacağı tehdidi altında müzakere yapmayacağız. Ekonomistler ve şirket yöneticileri Amerika'nın iflasının ekonomik faciaya yol açacağı uyarısında bulunurken böyle bir tehdit altında görüşmeyeceğiz. Uzmanlar hükümetin uzun süre kapalı kalmasının ekonomiye zarar vereceğini söylerken Amerika'nın borçlarını ödeyemez duruma düşmesinin daha da kötü olacağı uyarısında bulunuyor. Kuzey Carolina Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Klaus Leris, bunun hala büyük bir mali krizden kurtulmaya çalışan dünya ekonomisi için bir felaket olacağı görüşünde. Büyük ekonomik durgunluk intikam alırcasına geri gelir. Tekrar ağır ekonomik ve mali sıkıntı içine düşeriz. Borç tavanı sorunu asla hükümetin kapanması olayıyla karıştırılmamalıdır. Profesör Leris, Amerika'nın borçlarını ödeyemez duruma düşmesinin dünya çapında hissedilecek acil sonuçları olacağını söylüyor. Klaus Leris, Amerika'nın küresel para rezervi ve hatta dünyanın en güçlü ekonomisi olma konumuna zarar verebileceğini belirtiyor. Amerika gibi büyük bir ülkenin günümüzün önde gelen bir süper devletinin teknik nedenlerden iflas durumuna düşmesi hiçbir zaman olmadı. Çünkü Amerika hala çok zengin ve varlıklı bir ülke. Para hala burada. Ancak başka ülkelerin ekonomileri de durumdan etkilenebilecek. Çin, Amerika'ya yatırdığı 1 trilyon dolara aşkın paradan kaygı duyuyor ve Amerika'dan borç tavanını yükseltmesini istiyor. Profesör Leris, dünyanın büyük bölümünün özellikle baskıcı hükümetlere sahip Çin ve diğer Doğu Asya ülkeleri gibi ülkelerin Amerika'daki siyasi krizi anlayamadığını söylüyor. Borç tavanı nedir? Neden hükümet borç tavanını yükseltmek zorunda? Kimse bu sorulara yanıt bulamıyor. Çünkü Amerika ve Danimarka'nın dışında dünyanın hiçbir ülkesinde borç tavanını yükseltme ihtiyacı yok. Bu nedenle kimse ne olduğunu anlayamıyor. Profesör Klaus Leris, hükümetin kapanması olayının etkilerinin şimdilik yumuşak olduğunu ve zamanında çözüm bulunursa durumun hızla düzelebileceğini belirtiyor. Ancak süre uzar ve kriz derinleşirse bunun olumsuz etkilerinin Amerika'nın dünyanın siyasi ve ekonomik lideri olma konumunu zayıflatması söz konusu. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Haberimizde Amerika'daki kriz sürüyor ve hem piyasalar hem de kamuoyu krizi yakından izliyor dedik. Ancak piyasaların yakından takip ettiği ve krizdeki gelişmelerin aksine olumlu tepkiyle karşıladığı bir gelişme daha var ki o da Başkan Obama'nın bugün yerel saatle 15'te yani yaklaşık bir saat içerisinde yapması beklenen bir açıklama. Obama'nın Amerika Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Janet Yellen'ın ismini yeni Merkez Bankası Başkanı adayı olarak resmen açıklaması bekleniyor. Yellen'ın adaylığı Senato tarafından onaylanırsa 67 yaşındaki Yellen Fed tarihindeki ilk kadın başkan olacak. Ancak Yellen'ın Kongre'deki Cumhuriyetçilerin sert muhalefetiyle karşılaşmasına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor. Şu anki Amerika Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke'nin ikinci 4 yıllık görev süresi ise 31 Ocak'ta son buluyor.
Türkiye'den hükümet yetkilileri, ekonomist ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet, Washington'da düzenlenen bir toplantıda Amerikalı yatırımcılara Türkiye'deki yatırım ortamı hakkında bilgi verdi. Heyetin üyeleri arasında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı ve YASET Başkan Yardımcısı Akın Kozanoğlu da vardı. Aycı ve Kozanoğlu toplantı sonrasında yatırımcılara yaptıkları değerlendirmeleri Amerika'nın sesiyle paylaştı. Melek Çağlar'ın haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Washington'daki toplantıda Amerikalı yatırımcılarla özel sektör temsilcileri Türk ekonomisindeki son durumu ve yatırım ortamını yetkili ağızlardan dinlediler. Toplantıda sunum yapanlar arasında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı da vardı. Aycı bu tür toplantılara ilişkin gözlemini şöyle aktardı. Buradaki yaptığımız toplantılarda Amerikan şirketlerinden aldığımız izlenim, bir defa Amerikan şirketleri çok ciddi bilgilenmeye ihtiyaç duyuyorlar Türkiye ile ilgili. Çok büyük bilgileri var Türkiye'ye ama bilgilerinin karşısındaki bilgileri yeterli değil. Bizim çok daha sık bir biçimde Amerikan şirketlerini, üst yönetimlerini, karar alıcılarını bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle buraya biz sık sık zaten geliyoruz, ziyaretler yapıyoruz. İlker Aycı, yabancı yatırımcılar açısından Türkiye'nin sunduğu potansiyele bu tür toplantılarda yapılan vurguyu şöyle özetliyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, Türkiye'nin bir defa inanılmaz bir genç nüfusu var. Hani adeta Türkiye demografik açıdan altın çağını yaşayan bir ülke şu anda. Önümüzdeki 10-20 yıl daha bu altın çağ devam edecek. Yani bu Golden Age of Demography Türkiye'de şu anda var. Ve bununla birlikte inanılmaz bir orta sınıf Türkiye'de büyüdü ve gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Bu yükselen orta sınıfın Türkiye'de ciddi anlamda tüketim bakımından, ülkede ekonominin yine dinamizmi bakımından önemli bir rolü var. Ve Türkiye ekonomisinde şirketlerimiz de böyle. Köklü şirketlerimiz olduğu gibi henüz dünya markaları yeterince çıkaramadık işlerinden ama giderek bölgeselleşen, giderek sadece Türkiye iç pazarında değil uluslararası ortaklıklarla veya kendi başına bölgeselleşen veya küreselleşme gayretinde olan sektörleri ve şirketlerin çabaları var. Aynı zamanda Türkiye'nin çok güçlü bir KOBİ kültürü var. Küçük ve orta boy şirketlerimiz aynı zamanda ekonomimizin dinamizmini de temsil ediyor. Özellikle Türkiye'nin İhracatçılar Meclisi'nde, Türkiye'nin önemli sanayi odalarında, ticaret odalarında bunlar her geçen gün güçlerini gösterip dünyaya ihracat yapan, Türkiye'nin önemli istihdam yaratan, teknoloji geliştirmeye çalışan unsurları olarak Türkiye ekonomisine dinamizm katıyorlar. Ayrıca Türk şirketleriyle Amerikan firmalarını bir araya getirmenin bu ortaklıktaki her iki tarafı daha da rekabetçi yapacağını ve Türkiye'nin yabancı ortaklarına değer katacağını anlatmanın önemini vurguluyor. İlker Aycı, Türkiye'nin risk değerlendirmesi konusunda ise şunları söylüyor. Evet, Türkiye'de riskler yok mu? Var. Bizim de şu anda gerek özellikle cari açıkla ilgili şu anda merak edilenlerle ilgili şu söylendi hep. Yapısal bir sorun cari açık. Ve Türkiye bu cari açığı hep yönetebildi. Ve cari açığın yapısında da ciddi bir değişim oldu son 10 yılda. Türkiye bugün yüksek borç seviyesinden dolayı bir cari açık veren ülke değil. Türkiye bugün kendi büyüdükçe, şehirleri büyüdükçe, sanayisi büyüdükçe ihtiyacı olan enerjiyi ithal ediyor. Birincisi enerji ithalinden geliyor. Petrol ve doğalgaz ithalinden. Niye? Büyüyen Türkiye, gelişen Türkiye, tüketen Türkiye enerji ithaline ihtiyaç duyuyor. İkincisi Türkiye yatırım yapıyor bir yandan. Yatırım yapan bir ülke olduğunuz zaman ithalat da yapıyorsunuz. Onu alıyorsunuz, başka bir şeye dönüştürüp ihracat da yapıyorsunuz. Ama ithalatı da olan bir ülke olduğu için aynı zamanda ya da yatırım yapan bir ülke olduğu için cari açığın içerisinde bunlar da var. Ama bugün Türkiye'nin kamu borcunu analiz edin. 10 yıl öncekiyle bugün 10 yıl önce %70'leri geçen kamu borç stoğu gayri safi yurt içi hasılaya oranı bugün %36'ya inmiş durumda. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı, borç yapısına kamu, özel sektör ve bireyler açısından bakıldığında Türkiye'nin borç sarmalı içinde olmayan bir görünüm verdiğini de söylüyor. Aycı'ya göre tüm dünyada ekonomik bir büyüme sorunu yaşanıyor ancak Türkiye bu alanda hala avantajlı görünüyor. Büyüme sorunu bugün dünyanın bir numaralı sorunu budur. Bütün ekonomilerde. Türkiye büyüme konusunda lükse sahip bir ülke. Biz Türkiye'de neyi tartışıyoruz? %4 ile 5 arası büyüme bize yetmez. Biraz daha büyüyelim. Bu büyümeyi de nasıl artıracağız? Büyüme modelimiz üzerinde nasıl düşünerek, nasıl artılar oluşturarak nasıl büyüyeceğimizi konuşuyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin artıları bunlar. Cari açığı bugün Türkiye'nin yapısal bir risktir. Türkiye'nin
enerji üretimiyle ilgili, elektrik üretimiyle ilgili atacağı adımlar cari açığın kapatılmasının önemli bir unsurdur. Aynı zamanda yüksek ithalatımız olan ithalat yoğun sektörlerde, ara mal ithalatı yaptığımız sektörlerde değer zincirinin bugün Türkiye'de olmayan kısımlarını Türkiye'ye çekebilmek, onu da rekabetçilik perspektifi içerisinde yapabilmek bizim için bir hedeftir. Bunları çekebildiğimiz oranda Türkiye'de üretebildiğimiz ve Türkiye'den hem iç pazara hem de ihracata yönelik stratejilerle teknoloji geliştiren bir ülke olabildiğimiz oranda Türkiye inanılmaz bir biçimde cari açıyla ilgili de mesafe alacaktır ama bu kısa süreli olmayacaktır. 10-12 yıllık bir perspektifte minimum cari açıktaki anlamlı düzelmeyi görebileceğiz ama Türkiye cari açığını finanse edebilen, çevirebilen bir ülkedir. Amerikalı yatırımcıları Türkiye konusunda bilgilendiren Türk heyetinin üyelerinden biri de YASET, Uluslararası Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akın Kozanoğlu'ydu. Kozanoğlu da yabancı yatırımcıların Türkiye'yi tercih nedenlerini şu şekilde sıraladı. Türkiye'de büyük bir pazar, çevreye ve Avrupa'ya göre bakıldığında 75 milyonlu büyük bir pazar. Artı çok genç bir pazar. Dolayısıyla bu gençlerin 10 yıl sonra, 15 yıl sonra geleceği nokta ve bu pazarın büyüme hızı çok cazip geliyor yabancı yatırımcılara. Onun için yatırım yapıyorlar. Pazar aynı zamanda çok da dinamik bir pazar ve penetrasyon da çok az pazarda. Birçok üründe penetrasyon çok az. Yani büyüme imkanı çok fazla. Birçok meçhur ülkeye göre çok fazla. Marjlar oldukça yüksek. Kar marjları çok yüksek. Kozanoğlu, yabancı yatırımcıların Türkiye'de karşılaştığı zorluklar hakkında ise şunları söylüyor. Hukuki yönden önünü görme imkanlarının biraz daha geliştirilmesini istiyor yatırımcılar. Gray ekonominin büyüklüğünün biraz daha küçültülmesini istiyorlar. Ekonomik stabilitenin de kalıcı olmasını arzu ediyorlar. Aynı şey politik stabilite için de geçerli. Ve vergiler ve teşviklerin de daha geliştirilmesini arzu ediyorlar. Akın Kozanoğlu, Türkiye'deki yabancı şirketlerin ülke çapındaki satışların %33'ünü, ihracatın %43'ünü ve istihdamın da %31'ini sağladıklarına dikkati çekerek bu yatırımların ulusal ekonomide 1/3 paya sahip olduğunun altını çiziyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Hafta içi Salı'dan Cuma'ya Washington'dan sunduğumuz bu bültenimizde Amerika ve başkent Washington'daki son gelişmeleri, dünya gündeminin en önemli maddelerini aktarıyoruz. Amerika'nın Sesi'nin deneyimli muhabirleri dünya gündemi neredeyse oraya giderek izleyicilerimize tarafsız ve dengeli haber ulaştırmaya çalışıyor. İşte bu haberlerimizi TGRT Haber ekranlarından izleyebilir ya da programımızın kaçırdığınız bölümlerini ve tüm arşivini internet sayfamızda dilediğiniz an bulabilir, yorumlarınızla katkı sağlayabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Amerika'nın Sesi Washington'dan güvenilir haber, 70 yıllık deneyim. Washington'dan yaptığımız canlı yayının bugünlük de sonuna geliyoruz. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın aynı saatte 20.45'te Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine Washington'dan karşınızda olacağız. İyi akşamlar.